Merhabalar, Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz renkli patatesler. Renkli patateslerimiz için öncelikle 5-6 adet orta boy haşlanmış ve rendelenmiş patatesimiz var. Şöyle hem yapılışını göstereceğim hem malzemeleri aktarmak istiyorum sırasıyla. Soğutulmuş, haşlanmış, rendelenmiş patateslerimin üzerine 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Üç yemek kaşığı sıvı yağım var. İki üç yemek kaşığı mısır unu ilave ediyorum. İsterseniz normal un da kullanabilirsiniz evde mısır unu yoksa. Patateslerimi kenara alıyorum. Bir paket kaju fıstığı var. Yani bir çorba kasesi kadar buradaki kajular. Kaju fıstığını blender yardımıyla şimdi öğüteceğim. Yaklaşık 2-3 dakika öğüttükten sonra şöyle patateslerimin üzerine ekliyorum. İncecik oldular. Tekrar blenderımı çalıştıracağım. 5-6 diş sarımsak var. 5-6 adet küçük soğan var. Bu yani büyük soğanla yani bir orta boy soğan kadar olur. Evde bunlardan vardı. Ben de kullanmak istedim. Şöyle hepsini incecik bir hale gelene kadar öğütüyorum. İyice doğrandı bu soğan ve sarımsak hepsi. Karıştılar. İncecik olacak bir şekilde. Elimizle doğrarsak eğer olmaz. Mutlaka bunu robottan geçirmemiz gerekiyor. İyice karıştırıyorum şimdi. Bu ana malzememiz oluyor. Şöyle elimle iyice karışana kadar yoğuruyorum. Hemen hemen böyle ele yapışmayacak bir kıvama geliyor. Yaklaşık bir 4-5 dakika yoğurdum. 4-5 dakika yoğurduktan sonra bu malzememi 3 parçaya ayıracağım. Eşit 3 parçaya ayırdım. Ortadaki tabak biraz geniş olduğu için sanki ona çok konulmuş gibi göründü ama hepsi eşit ölçüde. Tabaklarımdan bir tanesine 1 tatlı kaşığı zerdeçal döküyorum. Diğerine 1 tatlı kaşığı toz biber, toz kırmızı biber ve bu biber de tatlı. Tabii ki bunu arzuya göre isterseniz acı da kullanabilirsiniz. Sonra diğer üçüncü tabağım için maydanozlarım var. Maydanozlarımın da incecik olması gerekiyor. O yüzden elimle doğramadım. Yani çok ince olması gerekiyor. Hatta mümkünse yani su olana kadar olması gerekiyor. Şöyle baktığımda biraz daha büyük parçalar halinde olduğunu görüyorum. Şöyle etrafını biraz toparlayıp tekrar karıştıracağım. Birazcık yağ ilave edersem eğer daha kolay parçalanırlar ve daha çabuk sulanırlar.
Biraz daha çalıştırıyorum blenderımı. Şimdi artık hemen hemen istediğim görüntüye ulaştı. Şimdi bu renksiz kalan patatesimin üstüne de maydanozu ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Tamamen malzemeler birbirine karışana kadar. Bu patatesin rengi yeşil, toz kırmızı biber döktüğüm kırmızı olana kadar, zerdeçal döktüğümde sarı olana kadar bütün tabakları iyice karıştırdım. Şimdi de şekil vereceğim. Önce yeşilli olan, maydanozlu olan hamurumu düzeltiyorum. Şöyle önce elimle düzeltiyorum. Hani patatesin kıvamı koyu olduğu için önce elimle düzelttim. Daha sonra merdane yardımıyla açtım. Su bardağıyla kesiyorum yuvarlak şekilde. Bütün malzeme aynı şekilde hemen. Evet, kalan parçaları da tekrar toparlayıp tekrar şekil vereceğim. Hamur bitene kadar bu şekilde bardakla kesmeye devam ediyorum. Şimdi de sarı olan, zerdeçallı olan hamurumu açıyorum. Zerdeçallı patatesi çok yakışıyor. Hem piştiğinde rengi çok sarı oluyor. Şöyle. Kalan parçalarımı da bitirdikten sonra kırmızı olan hamurumu şimdi açıyorum. Tatlı toz biber kullandığınızda yani çocuklar da rahatlıkla yiyebiliyor. Tüm hamurlarım bittikten sonra kızartma aşamasına geçeceğim. Sarı renkli patatesler, yeşil renkli ve kırmızı renkli 3 farklı tabağım oldu şimdi. Ocağa geçiyorum ve tavama önce sıvı yağ döküyorum. Sırasıyla karışık şekilde değil, renkleri yağa geçip sonra yağdan birbirlerine geçebilirler. Sırasıyla kırmızı olanları, sarı olanları ve yeşil olanları kızartıyorum. Şimdi de şöyle zerdeçalları ve maydanozlu olanları da kızartıyorum. İsterseniz sizin elinizde yani farklı renklerde sebzeler varsa onlarla da renklendirebilirsiniz ya da baharatlarla. Tüm patateslerimi kızarttıktan sonra servis tabağına alıyorum.
Yanında ben yoğurt, mayonez, ketçapla servis edeceğim. Sizler de arzuya göre servis edebilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın sizler ricam. Yorumlarınızı da bekliyorum. Tavsiyeleriniz varsa yapmamı istediğiniz tarifler, onları da yoruma yazabilirsiniz. Abone olduktan sonra zil ikonuna tıklamayı unutmayın sizler ricam. İyi günler diliyorum.